Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten fantastik bir ürünle beraberiz. Aga Campbell'in Zero modeli. Kutusunu şöyle kaldırayım. Çok fazla bir şey yok. Klasik bir kutu. Ama tabii bu ürünlere göre çok güzel bir kutu. Evet. Şöyle kaldırdım. Ürünümüze bakacak olursak arkadaşlar, iki parça geondan oluşuyor ürünümüz. Geonu gerçekten agresif. Yani bu hangi geonun yapısı dersem Sadır'da çok benziyor. Evet, şimdi aklıma geldi. Sadır'ın geonuna inanılmaz benziyor. Hatta biraz daha şey diyebilirim, agresif diyebilirim. Bu kullanıcılar için çok iyi olmuyor. Çünkü pantolonları falan şey yapabiliyor, zarar verebiliyor ama hissiyat için, koleksiyon için yapan insanlar bunu, çünkü dokunduğu zaman gerçekten bir değerli bir ürün hissediyor. Ben seviyorum agresif geonları. Çok da böyle pantolonuna zarar verecek tarzda da bir agresif değil yani. Elime herhangi bir zarar vermedi zaten. Geondan başladık kabze olarak. Arkadaşlar, ürünümüz otomatik bir ürün. Ve Aga Campbell'in 2017'ye özel ürettiği bir ürün. Yani 2017'de başladık, bu yıl bunu imal etti. Klipsi olan tek mandallı model gördüğüm. Yani bu tarz modellerde bildiğimiz Leverletto var, Mikov var. Onlar da hiçbirinde klips yoktu arkadaşlar. Bunda klips de var. Üründe çok fazla detaya girilecek bir yan yok arkadaşlar. Mandalımızdan açıyoruz ürünü. Ürünün tasarımını görebilirsiniz. Ya, eli o kadar güzel oturuyor ki arkadaşlar. Yani keşke bunu modern tarzda bir ürüne de böyle bir kabze yapsalar yani. Yani gerçekten güzel tasarlamışlar. Elinize aldığınızda çok özel bir ürün hissediyorsunuz. Ve hiçbir yerinde böyle bir işçilik hatası yok. Yani nereye dokunsanız yumuşatılmış, sizin elinizi acıtan hiçbir yanı yok. Ürünümüzün en önemli yanlarından bir tanesi de bunda arkadaşlar N690 Joe çeliği kullanılmış. Kamera bir odaklasa. Bugün gerçekten bir odaklama problemi yaşıyoruz. N690 Joe çeliği var arkadaşlar üründe. Şöyle bak, başka yönden bakacak olursak arkadaşlar, boyut bilgisi vereyim sizlere. 21,8 civarında bir boyu var arkadaşlar. 8,5'ta kesen ağzı var. Gayet güzel bir boyut. Ne küçük ne büyük. Ağırlığı da çok ağır değil. Tam bilmiyorum ağırlık bilgisini ama şöyle de kapanıyor. Kapattığınız zaman mandal da düşüyor. Bu mikovlarda da oluyordu. Gerçekten estetik yani. İtalyanlar çok estetik ürünler üretiyorlar arkadaşlar. Bir de paramiliter 2'yi şöyle yanına koyayım. Boyut bilgisi için. Paramiliteri çok az, çok az kısa. Yani Zero modeli biraz daha uzun bir model. Kesen ağzı da hakeza biraz daha kısa paramiliterini. Yani gerçekten bunu İtalyanlar gündelik taşıyacaktır. Onlar da bir problem olmadığı için otomatik çakılarla ilgili. Onlar taşıyacaktır. Bizler koleksiyoncuyuz. Koleksiyon yapıyoruz bu ürünleri. Başka bir bilgi olarak sizlere arkadaşlar son olarak şunu da söyleyeyim. Çok fazla ürünle ilgili bilmiyorum, videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu modeli diğer modellerden ayıran farklardan bir tanesi de bunda perçin yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vidadır. Evet, gördüğünüz gibi. Vida olduğu için arkadaşlar bunu rahatlıkla açabilirsiniz. Yani perçin olan modeller açılmıyordu bildiğiniz gibi. Bunu çok rahatlıkla açıp temizleyebilirsiniz. Fiyatı da yaklaşık 1300 civarında bir fiyatı var. Gerçekten pahalı. Ama değer mi bence? Bence değer. Yani şu kaliteye, şu işçiliğe, şu tasarıma bence değer. Ha, 1300 TL etiket fiyatı. İsteyen olursa arkadaşlar yardımcı olurum. İndirim de yapıyoruz. Cüzi de olsa bir şeyler yapmaya çalışırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.